Are you fucking nuts? Selamünaleyküm everyone. Sonunda kameramın sesini ayarladım umarım bu sefer. Meğersem sesi kısıkmış, o yüzden şey çıkıyormuş, çok sessiz. Videolarda da çok sıkıntı yaşıyordum ama galiba şu anda çok normal. Bugünkü konumuz Chucky ve onun zaman çizgisi. Bu çok önemli çünkü önümüzde iki tane Chucky için yeni olan şey var. Birisi dizi ve birisi film. Bakalım ne olacak. Bu çıkacak filmde Glenn ve Glenda da olacak. Umarım güzel bir film olur. Daha herhangi bir şey paylaşılmadı filmle ilgili. Sadece çıkacağı ile ilgili demeçler verildi. Ve dizide bu ay içerisinde çıkması gerekiyor. O yüzden Chucky yapan kısımlara ekstra özen göstererekten hikayemizi anlatmaya başlıyorum. Chucky kimdir? Charles Lee Ray hamile Sarah ile tanışır ve onu saplantı haline getirir. Sarah'ın eşinin ölümünden sonra onu kaçırır. Onu depo gibi bir yerde saklar ve ona ayçiçekleri alır. Charles, Sarah'ın kızı Barbie kreşten almaya gidecekken Sarah Charles'a engel olmaya çalışır. Ardından Charles Sarah ile tartışırken polislerin geldiğini duyar. Ve Sarah'ın ilişkilerine ihanet ettiğini düşünerek Sarah'ın karnına bıçağı saplar. Anne karnındaki Nika sakat kalır. Ardından Charles polislerden kaçarken oyuncakçı dükkanına girer ve orada polis adı Mike tarafından vurulur. Kendi ruhunu Chucky isimli bir good guy oyuncağının içerisine aktarır. Daha sonra Karen oğlu Andy'ye iş portacağının doğum günü hediyesi için bir good guy oyuncağı alır. Chucky'nin cinayetleri başlar ve bu cinayetler Andy'nin üstüne kalır ve Andy akıl hastanesine yatırılır. Bunu duyan Chucky Andy'nin peşinden gider. Andy'nin bedenine girmek zorundaymış çünkü öyle yani. Ben de burayı çok şey buldum. İlerleyen dönemlerde yani filmlerde biraz karışacak. Andy Chucky'yi görünce hastaneden kaçar, evine gelir. Chucky evde öldürülür. 2 yıl sonra Chucky oyuncak fabrikasında yeniden birleştirilir. Elektrik çarpması sonucu canlanır ve oyuncak fabrikasından kaçıp Andy'nin peşinden gider. Andy bu sırada koruyucu aileye verildi ve yine Chucky birkaç kişiyi öldürür ve oyuncak fabrikasında öldürülür. 8 yıl sonra fabrika tekrar açılır ve Chucky üretim bandından tekrar hayata döner. Andy ise askeri okula gider. Yine Andy'nin peşinden gider ve sonunda karnavalda yok edilir. Chucky Lockport Polis Departmanı'nın kanıt deposuna kaldırılır. Bu arada Lockport Polis Departmanı'nda Jason'ın maskesi, Leatherface'in testeresi, Michael'ın maskesi, Freddy Krueger'ın eldiveni bulunur. Bu çok güzel bir detay olmuştu. Ama bakalım bu filmoloji olarak doğru bir detay mı? Buna daha sonra geleceğiz. Bu videoda değil ama. Bir ay sonra Bailey 22408 numaralı kasadan Chucky'nin cesedini çıkartır ve onu Tiffany'ye götürür. Tiffany Bailey'i öldürür ve Chucky'yi alıp karavanına götürür. Karavanda Chucky'yi birleştirmeye başlar ve Aptallar için Voodoo isimli kitabı kullanarak onu hayata getirir. Ve Chucky ikonik görüntüsüne kavuşur. Burası önemli. Tiffany Damien'i yatağa bağladığı sırada ona Charles'la yıllarca beraber yaşadıklarını ta ki polisler onu öldürene kadar. Charles'ın onu çok kıskandığını, ona bakan kişilerin bile icabına baktığını, evleneceklerini ve onun muhteşem bir sevgili olduğunu anlatır. Bu sonra bir çelişiyor çünkü en sonki filmden önceki filmde Nika'nın doğuşu olduğu filmde Tiffany hiçbir şekilde geçmiyor. Tiffany Chucky'yi onu bulmasının neredeyse 10 yıl bulduğunu söyler. Daha sonra Tiffany Chucky ile tartışma yaşar. Kalbi kırılan Tiffany Chucky'yi bir oyun kutusuna kilitler. Ertesi gün Tiffany Chucky'ye bebek alır. Buna sinirlenen Chucky kutusundan kaçarak Tiffany'yi öldürür ve Tiffany'yi de bebeğin içine hapseder. Daha sonra Chucky Tiffany'ye insan bedenlerine geçmek için The Heart of the Dumbbell isimli bir madalyona ihtiyaçları olduğunu, madalyonun cesedinin gömülü olduğu yerin New Jersey'deki mezarında olduğunu anlatır. New Jersey'ye doğru yola çıkmak için kendilerine kurye olarak Jesse'yi tutar. Jesse yanında Jade'i alıp yola çıkar. Geceyi otelde geçirmek isteyen Jesse ve Jade otele varırlar. Ve burada Chucky ve Tiffany cinsel ilişkiye girerler. Yol boyunca Tiffany ve Chucky birçok insan öldürür ve bunlardan dolayı Jesse ve Jade aranır. Araçlarını David'e aldıkları sırada gerçekler ortaya çıkar ve David ölür. Daha sonra mezarlıkta Jesse ve Jade ufak kapışmalarından sonra kaçarlar. Tiffany ve Chucky savaşmaya başlarlar. Chucky Tiffany'yi öldürür. Jesse Chucky'ye kürekle vurarak onu mezarın içine sokar. Jade ise onu silahla öldürür. Ardından Tiffany çocuk doğurur. Evet, hamileymiş yani. Tiffany hamileymiş.
6 yıl sonra Chucky ve Tiffany bir televizyon programı olur. Önceki filmlerde çocukları onları aramaya başlar ve bulur. Onları hayata getirdikten sonra Tiffany ve Chucky Glenn'in cinsiyeti hakkında tartışırlar. Bu sefer ipleri eline alan Tiffany kendini Jennifer Tilly isimli bir aktrisin bedenine sokmak ister. Chucky Tilly'yi hamile bırakır ve Glenn de doğar. Chucky ihanet eden Tiffany kendini Tilly'nin vücuduna sokar falan filan. Glenn'in babası ölür. Buradan sonra direkt girdiği karakter olarak hitap edeceğim. 5 yıl sonra filmin sonunda Tiffany ve Glenn istediğine ulaşır. Fakat Glenn de babası gibi bir yapıya sahip olur. Evin dadısı Fulvia Glenn de hakkında Tilly'ye şikayetlerde bulunur ve işi bırakmak istediğini söyler. Ardından Tilly Fulvia'yı Glenda'nın gözü önünde öldürür. Ardından bahçeye Tiffany'nin bebeğini çocuklara göstermek için çıkartır. Bu sırada Tilly Glenn'e yeni bir paket geldiğini söyleyerek onu Glenn'e verir. Glenn paketi açtığında Chucky'nin kolu Glenn'in boğazına yapışır. Burada o film bitiyor. Bunlar da en son çıkan filmler. 4 yıl sonra Nika'nın ve annesinin evine bir paket gelir. Chucky geçmişinin intikamını almak için Sarah'dan başlar öldürmeyi, Nika'yı öldüremez. Nika evdeki cinayetlerden dolayı akıl hastanesine kapatılır. Till Barb'ın çocuğu Alice'i Chucky'yi gönderir. Ve Chucky ruhunu Alice'e aktarır ya da çalışır. Burada tam net burayı anlamadım çünkü net bir şey göstermiyor. Bu filmin sonunda After Credits sahnesinde 6 hafta sonrasını gösteriyor. Andy'nin evine bir paket gidiyor. Bu paketin içinden Chucky çıkıyor ve Chucky Andy'yi öldürecekken pompalı tüfekle Andy Chucky'yi vuruyor. Nika akıl hastanesindeyken Chucky kendini kopyalayarak akıl hastanesine bir katliam yapar. O sırada Andy Chucky'ye işkence yapar. Andy akıl hastanesine gelir ve hücreye kapatılır. Tilly akıl hastanesine gelir. Chucky'nin ruhunu Nika'nın bedenine sokar. Andy hücrede Chucky'nin bebeklerinden birini öldürür. Nika tarafından hücreye kapatılır. Nika bütün suçu Andy'nin üzerine yıkmış olur. Ardından akıl hastanesinden çıkar ve Tilly ile buluşurlar, öpüşürler. Arabaya girerler ve Alice ile ilgili bir demeç geçer. Tiffany, Tilly ve Nika gider. Bu arada burada şöyle bir durum var. Nika'nın bedenine Chucky giriyor. Zaten Tilly'nin bedenine de Tiffany girmişti. Arkada bir Tiffany daha bebeği var. Burada öğrenebiliyoruz ki kendilerini kopyalayabiliyor bunlar. Fakat zihin olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum. Çünkü hep birbirine yönelik şey var. Hani orijinal, hatırladığım kadarıyla orijinal Chucky de girmiyor şeyin bedenine, Nika'nın. Ama orijinalmiş gibi davranıyor. Burayı bilmiyorum. Seri burada bitiyor, normal serimiz. Ondan sonra remake yapımı olan 2019 galiba Child's Play çıkıyor. 2019'daki versiyonda ise Vietnam'da bir fabrika işçisi şefiyle bir tartışma yaşıyor. Ardından oyuncak bebeğin bütün şeylerini kaldırıyor. Yapay zeka sınırlamalarını. Bu çıkacak bebek yapay zekalı bir bebek. Bu aplikasyon üzerinden bağlanabiliyor birbirlerine. Yine Karen bu sefer teknoloji mağazasında çalışıyor. Bir nevi müşteri hizmetleri gibi bir yerde. Mağazaya bozuk bir bebek geliyor. O bozuk bebeği iadeye göndermek yerine alıp oğluna hediye veriyor. Çünkü çok pahalı bir bebekmiş. Tabii Andy kurmaya çalıştığında kendine Chucky ismi olduğunu söylüyor ve gözleri kırmızı yanıp olay başlıyor. Yeni filmde Leatherface'e yönelik yine bir gönderme var. Bu göndermeyi çok sevdim. Gerçekten başarılı bir gönderme olmuş. Filmolojiye gelirsek Child's Play 1988 yılında çıkıyor. Child's Play 2 1990 yılında çıkıyor. Child's Play 3 1991 yılında çıkıyor. Bride of the Chucky 1998 yılında çıkıyor. Çok bir popülerlik sağlıyor film. Ardından bir devam filmi olarak Seed of the Chucky çıkıyor. Fakat bu 2004 yılında çıkıyor. Ondan sonra 2013 yılında Curse of the Chucky çıkıyor. 2017 yılında Cult of the Chucky çıkıyor. Ardından seri bir sessizliğe girerken ilk filmin yeniden yapımı The Child's Play çıkıyor. 2019 versiyonu. Ayrıca Chucky'nin iki tane de kısa filmi vardır. Chucky's Vacation Slides 2005 yapımı ve ayrıca Chucky in the Dice, doğru mu okudum bilmiyorum, 2013 yapımı. Bunlar kısa dizi.
Ve 2020'de Nisan ayından sonra yayınlanacaktı. Tam bir sezon olacağı söylenen bir dizi var. Televizyon dizisine kavuşuyor. Ve Chucky'nin Temple Run gibi bir oyunu var. Ne kadar gereksiz bir oyun ya. Chucky'nin bayağı 1988'de değil mi? 1988'den bu yana olan serüveni bu kadar. Ve yeni şeyler geldikçe bu videonun ikinci kısmını çekebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı falan unutmazsanız sevinirim. Ve kapanışa geçelim.